Biliyor musun Selim Bey mide kanaması geçirmiş. Öyle mi? Geçmiş olsun. Düğünde olanlardan sonra sinir midesine mi vurdu ne? Meltem Hanım'ın niye bayıldığını da öğrendim. Bir telefon gelmiş. Fatma Gül diye biri aramış. Ne dediyse artık o telefondan sonra kaçmış neşeleri. O olabilir mi dedim ama sonra düşündüm de bir Fatma Gül o mu yani değil mi? Hayır sen de işi bırakınca arkasından ne oluyor dedim kendi kendime. Böyle üst üste gelince öyle değildir ama değildir. Hem ne diyecek de ortalığı karıştıracak bu kadar. Suçlu Erdoğan Yaşaran'dır. Suçlu Selim Yaşaran'dır. Suçlu Vural'dır. Suçlu benim. Niye cevap vermiyorsun? Bir şey mi biliyorsun yoksa? O mu? Fatma Gül mü? Yeter! 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 Onun adını anmak çok artık. Arkamıza bakmak çok anne. Kendine gel Mustafa. Ne oluyor? Ben Selim'in yanına gidiyorum. Onlar da bu arada defolup gitsinler. Sen demedin mi o kızdan artık bir hayır gelmez diye? Yok artık Fatma Gül hayatımda. Yok öyle biri. Şş, yavaş. Ben onu kazıdım, sildim, attım. Bitti o benim için. Artık kime ne demiş, ne söylemiş bizi ilgilendirmiyor. Onunla ilgili tek bir kelime duymak istemiyorum. Bağırma, yeter. Doğru dürüst söyle o zaman bana, niye işi bıraktın? Piyangodan para çıktı anne. Oldu mu? Tamam mı şimdi? Anne kapatmasaydın. Yeteri kadar havalandı. Bir de üşüme yattığın yerde. Ender Hanım neredeyse gelir. Ben hazırlık yaptırayım. Hı hı. Ben de o Erdoğan'ı vuracağım. Onun yüzünden bu haldeyim. Ona korkusu yetti merak etme. Babayı o herif vazgeçmezse. Tamam parayı aldı. Dayıya dönüp gitmezse. Gidecek. Gidecek çünkü kim olduğumu anladı. Eğer benim canımı yakarsa kendi canını kat kat yakacağımı biliyor. Ama asıl mesele kız. Meltem'e ulaşabildiğine, onunla konuşmaya cesaret edebildiğine göre daha fazlasını da yapabilir. Asıl ona dikkat etmemiz lazım. Kerim manyağına da tabii. Mustafa'nın karşısına dikilip her şeyi anlattı. Yani ölümden korkmayan bir adamı nasıl susturacağım onu düşünüyorum. Günaydın. Günaydın. Miden nasıl? Tamam tamam şaka yaptım. Mustafa geldi. Eşyalarını toplamışlar. Defolup gidecek birazdan. Cehennemin dibine gitsin. Aynen. Yok bir şey. Bakayım ne sakladın. Hiçbir şey. Gördüm ama. Hiçbir şey görmedin. Çok şükür. Merak ettim. Geldik işte. Kerim ne oldu? Annemler geldi. Hiç komiser birkaç bir şey sordu. Senin dağıttıklarını topladık. Polisin de kafasını karıştırdın. Mahallenin olaylı ailesi diye adımız çıktı. O geceki olayı polis öğrenmiş. Kimdir falan diye sordu. Öyle eski nişanlısı falan diye geçiştirdik biz de. Yemin etsek başımız ağrımayacak. Şikayetçi olacak mısın diye sordu polis Kerim'e. Olmadı o da, olmadı. Murat hadi giyin sen. Nereye? Ev bakacağız hadi. Burada güvende değiliz abla. En kısa zamanda başka bir yer bulmamız lazım. Biliyorum işte gazetelerden ev bakıyorum sürekli, araştırıyorum. Sözde saklanalım diye geldik buraya. Evi bilmeyen kalmadı ya. Hadi Mustafa'yı geçtik de Yaşaranlar çok tehlikeli şimdi. Kaçalım bir an önce, gidelim buradan. Niye kaçacakmışız? Niye korkacakmışım ben onlardan? Ya geri gelirlerse? Başımıza evi yıksınlar mı istiyorsun? O arsızlardan mı kaçacağım ben bir ömür? Gölgeleri bırakmayacak mı peşimi? Yok, yengen şey diye korkuyor. Bir daha gelirlerse diye korkuyor, bir daha gelirlerse diye. Ben hiç kimseden korkmuyorum. Daha
daha ileri giderlerse susmam görürler günlerini. Aslında öyle. Onlar bunu düşünür. Belki de rahatsız etmezler. Ha belki. Ben canımı sokakta bulmadım. Ucuz kahramanlıkları da karnım tok benim. Adam geleceğiz aileni öldüreceğiz demiş be. Yapar mı yapar bunlar. Ben çocuğun tehlikeye falan atamam. Yürü Rahmi gidelim canımızı kurtaralım ya. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz gidersek ben bırakmam kardeşimi. Bırakmam ben Fatma Gül'ü. Kaç kaç nereye kadar abi? Ben sorunsuz bir hayatım olsun istiyorum artık. Kimseden korkmak istemiyorum. Kimseyi düşünerek yaşamak istemiyorum. Rahmi git çocuğu giydir. Hadi. Bir işim olsun, çalışayım. Herkes gibi normal bir hayat yaşayayım istiyorum. Çok fazla bir şey istemiyorsun ki. Madem öyle, bu işe kalıcı bir çözüm bulmak lazım. Abla nereye? Abla. Biraz yürüyeceğim. Yalnız başıma. Taş olsa çatlar tabii. Ona da ağır geldi yaşadıkları. Ya biz ne diyelim? Sen iyi misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.